Çok değerli Genel Başkan Yardımcım, Sayın İsmail Faruk Aksu, ben burada bir şey söylemek istiyorum. Beraber çalışıyoruz İsmail Bey'le. İsmail Bey'in hakikaten çok yoğun programı. Her şeye rağmen dün gece yola çıktı ve sabah burada oldu. Kendisine hepinizin adına sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi'nin MHP üyeleri, çok değerli il başkanı, il teşkilatımızın çok değerli yöneticileri, ilçe başkanları, ilçe teşkilatımızın değerli yöneticileri, mahalle başkanları, kısacası hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Burada unutmadan söyleyeyim, kusura bakmasın arkadaşlarım, ülke ocaklarımızın çok değerli yöneticileri ve üyeleri, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben ülke ocaklarımızla hepinizin adına çok heyecanlanıyorum. Hayatımda her şeyi orada öğrendim ve orada yetiştim. Onun için ülke ocakları bizim için çok önemlidir. Allah varlıklarını var etsin. Hanımefendilere zaman ayırıp kısa birkaç kelime söylemek istiyorum. Geçenler Karabük gezimizde Ayrıca Yalçın, şehit öğretmen Ayrıca Yalçın'ın evine orada misafir olduk. Anneleri Zehra Yalçın'ın ve babası Sadık Yalçın'ın hepimize çok selam var. Ben onlara şunu söyledim. Ayrıca Yalçın bizim yüreğimizde yaşıyor. Yalnız milyonlarca Türkiye'de Ayrıca Yalçın var. Hepsi sizin evladınızdır. Arkadaşlar, ben kısaca genel siyasetten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz, Cumhur İttifakı Genel Başkanımızın lider Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesi demeciyle başladı. Yani biz devletin, milletin ve hükümetin yanındayız dedi. O gün, o geceden itibaren teröristlerle ve teröristlerle müzakere bitmiştir, mücadele başlamıştır. O doğuda kazdıkları hendeklere gömüldüler, gömülmeye de devam ediyor. Fırat Kalkanı, Zeytinmalı, Barış Pınarı hareketlerinde Türk askerlerine orada gazeteci arkadaşlar birine soruyor. Diyor ki, nereye gidiyorsunuz? Onun cevabı aynen şöyle. Düğüne gidiyorum, sizi beklemesinler diyor. Bir diğerine soruyorlar, o da diyor ki kızı nereden gidiyoruz diyor. İşte bizim özümüz, sözümüz budur. Yani şehit olmaya giderken, gazi olmaya giderken biz düğüne gidiyoruz diyor. Allah onlara inan ve yardımcısı olsun. Dün akşam Sayın Başkan'la beraber yine bir toplantıya katıldım. Orada da söyledim. PKK terörü bitmiştir arkadaşlar. PKK terörünün manevi çok büyük zararlar oldu memleketimize ama maddi de çok zarar oldu. 2 trilyon 200 milyar dolar füsuratı da var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar olmuştur. Ya büyük parada yeni bir ülke kurarsın paraya. Yaklaşık 10 bin küsur şehidimiz var. 7 bin küsur de gazimiz var. Yani terörle yaşamak zorunda değiliz. Teröristlerin kafası ezilmiştir, gömüldüğü yerde de ezilecektir. Bu Türk Cumhuriyeti'nin kaderi değildir. Özellikle Ankara'da gaziler de olmuştuk. Yine Genel Başkan Yardımcımız da orada İsmail Bey beraber gazilere şunu söyledik orada. Dedi ki, ya siz Kıbrıs gazileri, ya siz Kıbrıs'ta gazi olmasaydınız, bugün biz Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da olabilir miyiz? Burabilir. İki, Kıbrıs'ta barış açabilir miydik? Mümkün değil. Libya'dan bahsedebilir miydik? Mümkün değil. Siz bizim için önemlisiniz. Hepimizin başımızın üstünde yerimiz var dedi. Geçenler Genel Başkanımızın emriyle ve Cumhurbaşkanımızla beraber Karabağ'a. Allah Cenab-ı Allah öyle bir manzarayı bir daha göstermesin.
Ermeni çeteler Karabağ'da cam bırakmamışlar. Bak camdan bahsediyorum. Yalnız taş üstüne bile bırakmamışlar. Her taraf yakılmış, yıkılmış. Şimdi yeniden imal ediliyor orası. Orada Türk iş adamları var. Bu arada onu da söyleyeyim. Karabağ'da ve Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin hepimize çok selamları var. Hepsi bizim kardeşimiz, hepsinin yeni burası yüreğimizdedir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Karabağ bizim hakikaten öz vatanımız. Azerbaycanlı kardeşlerimiz öz kardeşimiz. Bizim için efendim Konya'sı, Kayseri'si, Erzurum'u neyse bakın olur. Onda bundan söylemiş olayım. 2023 seçimlerinin vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı olmasın diliyorum. Seçimler 2023'ün Haziran ayında olacaktır. Yalnız Millet İttifakı'nın bir zillet diyelim ona, Zillet İttifakı'nın efendim ortakları var. HDP, CHP değil. HDP'yi baştan söylüyorum çünkü oralar HDP'nin emrinde girerler. Bu Kılıçdaroğlu geçen her şeyden bahsetti biliyorsunuz. Mersin mitinginden yalnız ondan önce 5-6 saat önce katil ve vatan haini Demirtaş diyor ki her bölgede bir büyük miting yapmak lazım ve bunları seçime zorlamak lazım diyor. Arkasından 5-6 saat sonra Kılıçdaroğlu bir tweet atıyor. Diyor ki Mersin'de diyor, aynı Emir Ağabey'den Mersin'de bir şey yapacağız, miting yapacağız diyor. Daha önceleri Kılıçdaroğlu diyor ki efendim diyor, bizim muhatabımız terörde bir HDP olması lazım diyor. Oradan HDP'nin sözlerinden biri Sezai Temel'e diyor ki hayır efendim diyor, senin muhatabın biz değiliz diyor. İmralı ve Kandil'in diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü durumundan biz son derece rahatsız. 1998 yıllık bir parti terör örgütlerine maalesef teslim olmuştur. Maalesef diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanların başımızın üstünde yeri vardır şu an. Yalnız üst düzey yöneticileri bugün HDP ne derse onu yapıyorlar. Eğer şöyle bir şey söyleyeyim. 2023 seçimlerinde Allah mahafaza, Allah korusun terslik olursa bunlar İçişleri Bakanlığı'nı HDP'ye verilirse şaşmak. Ben burada onu net söylüyorum, inanarak söylüyorum. Allah bunlara daha fazla fırsat vermesin diyorum.